Geçen hafta yayında olan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Çember dozunluk konusunu işlemiştik. Bugün çember dozunlukla ilgili arkadaşlar test çözeceğiz. Gördüğünüz üzere indirdiğimiz PDF dosyası arkadaşlar Kartezyen yayınlarının ilk iki test temel kurallarla ilgili, üçüncü, beşinci testler kuvvet, altıncı da karma testler. Bu temel kurallardan bir test, kuvvetten bir test, karma kısmından bir test şeklinde çözüm yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle sonraki sayfamıza geçelim. Şimdi geri alalım. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar. Büyütebiliyor muyum biraz? Kaydırabiliyorum sadece. İlk soruyla başlıyorum arkadaşlar. O1, O2 uzunlukları çemberlerin yarıçapları sırasıyla 13 ve 4'tür. Çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık 21 birim olduğuna göre diyor arkadaşlar. Çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık 21 birim olduğuna göre bu iki çemberin birbirine en yakın noktası. Şimdi arkadaşlar çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık şuradan şuraya birleştirdiğimiz zaman burası 21'miş. Bana verilen birinci çemberin yarıçapı 13. İkinci çemberin yarıçapı 4. Bu uzunluğun toplamı 21 olacaktı. O halde aradaki mesafeye 13, 4 daha 17, 21'den çıkartırsanız 4 birim kalmış olacaktır. Zaten bu iki çember arasındaki en yakın mesafe burasıdır. Aradığımız cevap seçeneği B, 4 olacaktır. İkinci sorumuz için arkadaşlar. Yine şekilde iki tane çemberimiz var arkadaşlar. İçten birbirine teğet. O1 ve O2 merkezi çemberler K noktasında içten teğet. Çemberlerin yarıçapları sırasıyla 13 ve 5 olduğuna göre merkezler arasındaki uzaklık. Arkadaşlar şöyle birleştirdiğiniz zaman çemberlerin yarıçapları sırasıyla 13 ve 5. Küçüğün yarıçapı 5'miş. O zaman şurası 5. Şurada 5. Toplam 13'tü ya. Şurası 3 olacaktır. Soru bize diyor ki bu iki çemberin merkezleri arasındaki uzaklık kaçtır? Şuraya baktığınız zaman 3 ve 5 var arkadaşlar. 8 olacaktır. Aradığımız merkezler arasındaki mesafe. Hemen bir sonraki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza. O1 ve O2 merkezi çemberler E ve F noktalarında kesişiyorlar. O1, O2 9 birim yani merkezler arasındaki mesafe. AB 4 birim. Olduğuna göre çemberlerin birbirine en uzak iki noktası arasındaki mesafe kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bu iki çemberin merkezleri arasındaki uzaklık 9 birimmiş. Şu aradaki kesişim de 4. Doğru mudur? Buna göre çemberler arasındaki en uzak iki nokta. Bir defa bu iki çember arasındaki en uzak iki nokta şuradan şuraya kadar olan mesafedir arkadaşlar. Bizim bunu bulmamız lazım. Şimdi biz şuraya A desek, şuraya da B desek. Küçüğün yarıçapı A artı 4 arkadaşlar. Küçüğün yarıçapı A artı 4. Büyüğün yarıçapı da B artı 4'tür. Şu aradaki mesafe, merkez arasındaki mesafe ise A artı B artı 4'tür. Burası 9'muş arkadaşlar. Şu 4'ü çıkartırsanız eğer buradan A artı B'ye 5 kalır. Bu bizim elimizde bulunsun. Arkadaşlar şu çemberin yarıçapı A artı 4'tü yani şurası. Bunun yarıçapı da B artı 4'tü yani şurası. O halde iki çember arasındaki en uzak nokta şurayı yazdığınız zaman bakın. A artı 4 artı A artı 4 artı B artı B artı 4 olacaktır. Dikkat ederseniz burada iki tane A var. İki tane B var. 3 tane de 4 var. Yani 12. Biz A artı B'nin 5 olduğunu biliyorduk. O zaman 2A artı 2B 10 olacaktır. Artı 12 daha var. Aradığımız en uzak nokta 22 birim olacaktır arkadaşlar. Tamam. Ben burada büyütmeye çalıştım ama çok başarılı olamadım. Hemen
Bir sonraki sorumuza geçiyorum arkadaşlar. 4 numaralı soru. O1 ve O2 çemberlerin merkezi, çemberlerin yarıçapları sırasıyla 10 ve 5 santim. Büyütebiliyor muyum? Şöyle bakayım. Yok. Olmuyor. Seçenekler içerisinde var mı? Büyüteç. Yok. Bu aradığımız şey değil. Evet. Neyse benim için yeterli. Siz büyütebiliyorsanız sorun yok. O1 ve O2 çemberlerin merkezi, çemberlerin yarıçapları sırasıyla 10 ve 5. Çemberlerin yarıçapları sırasıyla 10 ve 5 diyor arkadaşlar. Buna göre birbirine en yakın noktalar arasındaki uzaklık kaçtır? Şimdi büyüğün yarıçapı kaçmış? 10. Bakın büyüğün merkezi şurası. Arkadaşlar. Ben şuradan şöyle çembere kadar çizdiğim zaman 10 olacakmış. Doğru mudur? Küçüğün yarıçapı da 5'miş. Şuradan itibaren şuranın da arkadaşlar şu kısım 5. Şimdi 3, 5 de burada var. 8. Büyüğün yarıçapı 10 olacaktı ya, şu aradaki kısma ne kaldı? 2. Zaten bu iki çember arasındaki birbirine en yakın olan mesafe olacaktır arkadaşlar. Tamam. Hemen 5. soruya geliyorum arkadaşlar. Bir çemberin içinde alınan bir noktanın çembere en kısa uzaklığı 7, en uzun uzaklığı 17 olduğuna göre bu çemberin yarıçapı kaçtır? Şöyle biraz bu tarafa doğru kaydırayım hatta. Şimdi bir çemberin içinde alınan bir noktanın çembere en kısa uzaklığı 7. Diyelim ki şurada bir nokta aldınız arkadaşlar. Buradaki noktanın çembere en kısa uzaklığı şu, en büyük uzaklığı da şu olacaktır arkadaşlar. Çaptan geçecek şekilde noktamız şu. En kısası 7. En uzunu da 17. O halde buranın tamamı, yani çap dediğimiz olay bizim 24 yapmadı mı? Yarı çapımız o halde ne olacaktır? 12 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Birbirine en yakın iki noktaları arasındaki uzaklık 3 santim. Yarıçaplarının uzunlukları toplamı 19 santim olan ayrık iki çember. Ayrık iki tane çember. Birbirine en yakın iki nokta arası uzaklık, yani şurası 3. Yarıçaplarının uzunlukları toplamı ise 19. Şura A olsun, şura B olsun. A artı B'de 19'muş arkadaşlar. A artı B'de 19. Buna göre bu iki çemberin en uzak iki noktası arası uzaklık. En uzak iki nokta şöyle çaptan geçecek şekilde şurasıdır arkadaşlar. O zaman şurada bir tane daha A var. Şurada bir tane daha B var. Şurada bir B vardı zaten. Yani bahsettiğim en büyük uzaklık 2A, 2B bir de 3. 2A artı 2B artı 3. A artı B 19 ise 2A 2B 38. Artı 3'te arada mesafe vardı arkadaşlar. Buradan 41 olacaktır aradığımız cevap 6. sorumuz için. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Birbirlerine dıştan teğet olan iki çemberin en uzak noktaları arasındaki mesafe 42 santim. Birbirine dıştan teğet olan iki çember. Birbirine dıştan teğet. En uzak noktalar arasındaki mesafe şurası 42 santimmiş. Arkadaşlar bu aradaki mesafe AA, BB'dir. Yani 2A artı 2B 42'ymiş. O halde A artı B 21 olacaktır. Zaten diyor ki bize yarıçapları toplamı nedir bu iki çemberin diyor. Aradığımız cevap 21 olacaktır arkadaşlar. Hemen 8. sorumuza geçelim. O çemberin merkezi diyor arkadaşlar. ABCD ve OE birbirine paralel. CD'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Yine basit bir soru arkadaşlar. Şuradan eğer birleştirirsek arkadaşlar, burada 9'sa şurada 9'dur.
Bu CD ile X'in arasında ya 8'den büyük, 18'den de küçük olmak zorundadır arkadaşlar. CD kirişi 8'den büyüktür, 18'den de küçüktür. Kaç farklı değeri vardır diyor. 18 eksi 8, 10. Bir daha ekleteceksiniz. Bu ortada kaç tane değer vardır? 9 farklı değer alır arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Evet, sonraki sayfaya geçelim. 10. sorumuz arkadaşlar. Bu sefer de sayfayı biraz sola kaydıralım, sol soruları çözerken. Şöyle. İşlem için sol tarafını kullanalım. O çemberin merkezi. O ile AB'dik, OF ile OC'dik, AB ile CD eşit. Eğer iki kiriş eşitse, hani AB ile CD eşitse, o zaman şu merkeze olan uzaklıkları da eşit olmalı arkadaşlar. Yani 2x eksi 4, 6'ya eşit olmalı. Buradan 2x 10, x 5'tir arkadaşlar. Sonraki soru, o çemberin merkezi, yine şu dik, bu dik, EB ile CF eşit. Şimdi merkezin indiğin dikme zaten buraya eşit bölüyor. Şura A ise burada A'dır. Şura A ise soruya eşit diyor, burada A. Yine aynı şey. İki kiriş eşitse şu uzaklıkların birbirine eşit olması gerekir arkadaşlar. 3x eksi 4 x artı 4'e eşittir. Buradan 2x 8 x eşittir 4 olacaktır deriz arkadaşlar. Hemen bir alttaki sorumuza bakalım. 12. soru. Bu sefer de kirişlerin merkeze olan uzaklıkları eşit arkadaşlar, dikkat ederseniz. Kirişlerin merkeze olan uzaklıkları eşit. Şurayla şurası. O zaman da kirişlerin kendi uzunlukları eşittir. AB 2x artı 2, CD 4x eksi 2. Demek ki kirişlerin uzaklığı eşit olduğuna göre kirişler de eşit olmalı. 2x artı 2, 4x eksi 2 olması lazım. 2x bu tarafa geçerse 2x, eksi 2 bu tarafa geçerse 4. Buradan x eşittir 2. Soru bize çemberin yarı çapını soruyor. Bu bulduğun 2'yi kirişte yerine koyacaksın. Mesela şu AB kirişini yerine koy. 2x artı 2 idi ya. 2 kere 2 4, artı 2 daha 6. Kirişin uzunluğu 6. O zaman şuralar 3'e 3. Soru bizden çemberin yarı çapını istiyordu. Hemen şöyle çizdiği zaman 3. 3 ise 3 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Çemberimizin yarı çapı. Bir sonraki sorumuz. Şimdi de sağ tarafa doğru kaydıralım. 13. soru. Çemberde AKB yayı ile DEC yayı eşittir. Eğer iki yayın uzunlukları birbirine eşitse arkadaşlar, bunları kesen kirişlerin de eşit olması lazım. Burası 6 ise buranın da 6 olması lazım. Zaten soru onu soruyormuş. Kolay bir soru bizim için. 14. soru. O çemberin merkezi diyor arkadaşlar. BC 5, AB 12. Merkez ise şu uzunluk çaptır. Çapı gören çevre açı 90'dır. 5, 12'den dolayı çemberimizin çapı 13 olacaktır. Zaten onu soruyormuş bize. 15. sorumuz arkadaşlar. Çemberde 3 verilmiş AD uzunluğu, AB uzunluğu 4 verilmiş, CD uzunluğu 2 verilmiş. Şimdi şu 90 çevre açıya demek ki gördüğü yer çaptır arkadaşlar. Çap olduğu için orayı gören şurada 90'dır. 3, 4 ise şuradaki üçgenden dolayı burası 5'tir. Soru bizden şunu istiyor. Buradaki 90'dan dolayı Pisagor atarsam 5'in karesi x kare artı 2'nin karesi. 25 eşittir x kare artı 2'nin karesi demiştik. 4. 4'ü diğer tarafa atarsam 21 eşittir x kare. X eşittir kök 21 olacaktır. 16. sorumuz. O AB çember yayının merkezi. AC ile OB'dik. Tamam. 45 derece var. Tamam. Çember yayının yarı çapı kaçtır diyor. Arkadaşlar 90 45 ise şurada 45 olması gerekmez mi? 4 ise o zaman burada 4. 4 4 ise
Şurası da 4 kök 2 olacaktır. Bizden istenen şey zaten bu. Hemen bir sonraki testimize geçiyorum arkadaşlar. Şöyle sağa kaydıralım yine bu tarafı çizerken. OH uzunluğu 5, AB uzunluğu 10. Arkadaşlar, merkezden kirişe dikindiği zaman iki eş parçaya bölerdi. Bu AB 10 ise 5'e 5 bölecektir. Soru bizden çemberin yarıçapını istiyor. Kiriş gördüğünüz zaman zaten şu yarıçap birleştirmeyi unutmayın. 5, 5 ise 90'dan ötürü. Burada 5 kök 2 olacaktır arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Yarıçapı 5 santim olan bir çemberin merkezinden geçen bir kirişin uzunluğu 3x artı 1. Merkezden geçen kiriş şu olsun AB. Bu çemberin yarıçapı 5'ti. Diyor ki kirişin uzunluğu 3x artı 1. Merkezden geçen kiriş çaptır zaten değil mi? Bura 5 ise bura da 5'tir. Demek ki 3x artı 1 çapa yani 10'a eşit. Buradan x 3'e eşit olur arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü sorularımıza bakalım hemen arkadaşlar. Şöyle biraz geriden bakayım. PA, PB çembere teğet. Arkadaşlar bu da yine baba kurallardan biridir diyebiliriz çemberde uzunluktaki. Aynı noktadan çembere silen teğetler eşit olur. Yani P'den silen bu teğetle P'den silen bu teğetin eşit olması gerekir. O zaman 2x artı 4 neler oluyor orada? O zaman dedik 2x artı 4 eşittir x artı 2. X buradan 2 olacaktır. 2x eksi 4'müş soruda arkadaşlar, pardon. Yanlış yazmışım, şurayı yanlış gördüm. 2x eksi 4 x artı 2 eşitmiş. Atarsam bu tarafa x eşittir 6 olacaktır aradığımız cevap. Dördüncü soruya bakıyorum arkadaşlar. O'dan silen şu yarıçap 6. O zaman burada 6. Burada 6 olması lazım. Benden BE'yi istemiş. X diyelim şuraya. Pisagor atarım ben burada. X kare 4'ün karesi 6'nın karesi. X kare eşittir 52. O da biliyorsunuz 2 kök 13 olur arkadaşlar. Hemen 5. sorudan sayfanın sağ tarafından devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle alalım. Evet. 5 diyor ki yarıçapı 5 santim olan bir çemberin merkezinden 4 santim uzaklıkta olan kirişin uzunluğu nedir? Bir tane çemberimiz varmış. Yarıçapımız 5'miş. Aklımızda olsun. Diyor ki merkezden 4 santim uzaklıkta olan kiriş. Şu kirişin merkeze uzaklığı 4 santimmiş. bu çemberimizin yarıçapı 5 değil miydi? 4, 5 ise şurası 3. Şurada 3 olacaktır. Kirişin uzunluğu 6 olacaktır. SS süresi. Şimdi kaydırarak yapıyorum ya, nasıl olacak ki? Hani konu anlatımında onu yapıyorum. Tahtayı normal kullandığım için de. Şimdi PDF üzerinden çözüyorum. Tamam. En sonda sayfada geri geri giderek yapmaya çalışayım, tamam mı? Ders sonunda. Anlaştık. 3-4 dakika var. Bu sayfayı bitireyim, ondan sonra onu bir deneyelim. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Biraz yukarı kaydırayım isterseniz şöyle. Altıncı sorumuz. Şimdi merkezden şu kirişe dik gelmiş 12 ya. O zaman buranın da 12 olması gerekir. Evet, gördüğünüz üzere şekilde şurada çizmiş. Yarıçap 20. O zaman burada 20. ise 16. Hani yarıçap 20 idi. 16 şu alt parçaya ne kalacaktır? 4. Bizim aradığımız cevap bu olacaktır.
Son soru, şunu da çözeyim, bitireceğim bu derslik arkadaşlar. AB ve CD girişlerinin merkezden uzaklıkları 6 ve 8 santim. AB'nin merkezden uzaklığı 6, CD'nin merkezden uzaklığı, şurada merkez, 8. AB 4K iken CD 3K. Arkadaşlar şuraya bakarsanız. Ama 4K'ya 3K vermeyeceğim. Neden? Çünkü 2'ye bölmem gerekecek ya. 4K'ya 3K değil de. Şuraya arkadaşlar 8K, şuraya da 6K diyelim. Tamam? Eğer böyle dersem ne olur? AB 8K'ydı. O zaman yarısı şurası 4K, 4K. CD 6K'ydı. 3K, 3K olur. Ve arkadaşlar 6, 4 Pisagor'undan yarı çapı bulursun. 6'nın karesi 4K'nın karesi yarı çapın karesini verir. 8'in karesi 3K'nın karesi de yarı çapın karesini verir. Burada dikkat ederseniz tam ters bir ilişki var arkadaşlar. Hani 6, 8, 10, 8, 6, 10 şeklinde. Yani K değerimiz 2 gelir buradan. K 2 ise AB kirişi 16, CD kirişi de 12 olur. İkisinin toplamını sormuş bize. Aradığımız doğru cevap 28 birim olur. Şu soruyu da çözeyim arkadaşlar. Ekran resmi için kaydırma yapacağım, tamam mı? Kiriş gördüğüm zaman arkadaşlar direkt orta noktasına inerim. Merkezden şuraya indim. Dikmeyi. Bu AB kirişinin tamamı 30 değil mi? 2'ye böleceği için 15 buraya, 15. Altı buraya kalır. Sonra çemberin yarıçapı da 17'ymiş. Yarıçapımız da 17. Şöyle çizdim mesela. 15-17 olduğuna göre şurası 8 olur. 6-8 ise burası da 10 olacaktır. Aradığımız cevap budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ekran resmi için sayfaları geri geri giderek işlem yapacağım. Siz de isterseniz ekran resmini alın. Şimdi bu son sayfamız arkadaşlar. Ekran resmini alın hemen. 5, 4, 3, 2, 1. Bir önceki sayfamız 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Şeklinde. İşte arkadaşlar kaydırarak yaptığımız için tek tek kaydetmiyor yani. Bunu video ile izlemeniz lazım. Ya da soru soru tek soru büyütüp orada ekran resmi almanız lazım. İsterseniz ikinci ders itibariyle o şekilde yapayım ben. Soru soru şey yapayım. Tamam mı? Her soruda ekran resmi alın. Bu şekilde ekran görüntüsü almanı sağlayacağım. Büyütmeyi de öğrendim. Öğrenmenin yaşı yok. Tamam mı? Şöyle şurada 4 soru şeklinde yapalım arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar. Sırayla çözmüş olmayacağım böyle, tamam mı? 9, 13, 10, 14 şekilde falan gidebilir. Sayfa sayfa siz şeyleri alırsınız. 9. soru için arkadaşlar. DH uzunluğu 4, HB uzunluğu 8. Burada önemli ayrıntı şu arkadaşlar. AB çap. Çapsa çapı gören cevher çok düşün. Şurası 90. O zaman dikten dikildiği için burada ne var? Öklit var. Ne diyor öklit baba? H kare. H çarpı K. M çarpı 8. Buradan M eşittir 2. Şurası 2. O zaman soru bizden çemberin yarıçapını istiyor. Baktığınız zaman arkadaşlar şurada çap 10 değil mi? Yarıçap o zaman 5'tir. 10. soruya geçiyorum arkadaşlar. 4 soru çözünce ekran resmi aldım. Şimdi almayın. O merkezli çemberde AB E noktasındaki içteki çembere teğettir. Tamam. AB 12'ymiş. Bir defa bu 12'ye 6'ya 6 bölür. O ediyor. Buna göre OT kaçtır? OT'nin uzunluğu büyüğünce yapacak arkadaşlar. Şurası da aynısıdır. T noktasına gelen dik olduğuna göre burada bize buna atarsak eğer şurası için büyüğünce yapacak. R uzunluğu. R kare 4'ün karesi 6'nın karesi. R kare eşittir 52. R eşittir 2 kök 13 olacaktır arkadaşlar. Diyebiliriz. Yandaki soruya geçiyorum arkadaşlar. Çemberin yarıçapı. Şimdi bir noktada çember eksen teğet, diğeri de eşittir. Bura 5 ise bura da 5'tir. Yani merkezden teğet noktasına gönderdim. Teğet noktasına gönderdim. Bura 5 ise bura da 5. Çemberimizin yarıçapı da dolayısıyla 5 olacaktır. 14. soru. BC 2 kök 2. Şurada C merkezli bir çember var ya.
Burada 2,2 ise burada 2,2. A noktasının çember yerine en kısa uzaklığı. Merkezden A'ya kadar istersen en kısa uzaklık şurasıdır arkadaşlar. Bir defa yarıçap 2,2 olduğu için şurada 2,2 olacaktır. Sonra karede köşegen kenarın 2,2 katı olduğu için hani 2,2 ise köşegen uzunluğunun 4 olması lazım. 4. O zaman şuraya ne kalır? 4-2,2 kalır arkadaşlar. Aradığımız en kısa uzunluğa. Ekran resmi almak isteyenler için 5-4-3-2-1 sıfır arkadaşlar. Hemen kaydırıyorum bir sonraki dörtlü sorumuza. Şöyle. Evet, şimdi şurada hemen bir dörtlü soru çözelim arkadaşlar. Biraz daha büyütebiliyoruz sanırsam. Şu şekilde. Kaydıralım. Şimdi dokuzlu soru için arkadaşlar. Çemberde kuvvet diye bir şey anlatmıştık arkadaşlar, eğer hatırlarsanız. Çemberdeki bir noktada çembere uzaklıklar bulunmak istediği zaman arkadaşlar, parça çarpı tamamı, parça çarpı tamamı şeklinde oluyor kuvvet dediğimiz şey. Bizden de x'ti, şurada x olsun. 3 çarpı tamamı 16, 4 çarpı tamamı x, 4 artı x. Şu 16 ile 4 sadeleşirse, şurada 4 kaldı, 12 eşittir 4 artı x. O halde x uzunluğu 8 birimdir. Soru zaten bizden bunu istiyor arkadaşlar. Tamam. 10. soruda da arkadaşlar benzer bir şey var ama önce bir şunu yerleştirmemiz lazım. BC AB'nin 3 katıymış. BC AB'nin 3 katı. Şura iskem. Şura 3x. Yine aynı kuvveti atarsak parça çarpı tamamı x çarpı 4x parça çarpı tamamı 4 çarpı 9. Şu 4 ile şu 4 sadeleşirse x kare 9 buradan x eşittir 3 olacaktır diyebiliriz. Soru bizden AC'yi istiyor, dikkat edin. AC 4x yani 12 olacaktır. Sağdaki 13 numaralı soruya geçtiğim zaman arkadaşlar teğet olduğu zaman kuvvet şöyle bulunuyordu. Teğetin karesi artı çarpı tamamı. Yani teğetin karesi 4 çarpı 16. Buradan teğetin karesi 64, teğetin uzunluğu 8'dir arkadaşlar. 14 numaralı soru, AB uzunluğu 3,2, AC çarpı AD. Zaten sen bu yine teğetteki yukarıdaki soruyu kuvvetin tanı. Teğetin karesi parça çarpı tamamıydı. Yani 3,2'nin karesi AC çarpı AD'dir arkadaşlar. Zaten soruda bize bunu soruyor. Karesi kaçtır kökünün? 18'dir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Ekran resmi için 5, 4, 3, 2, 1, 0 diyoruz arkadaşlar. Evet, şuradaki kuvvet sorularından çözelim birkaç tane de. Karşı çözüm arkadaşlar soruları. Çünkü hepsinin tüme durumumuz zaten yok. İç noktanın kuvvetinde de arkadaşlar parça çarpı parça, parça çarpı parça şeklinde. Eğer şuraya x dersek 4 çarpı x 6 çarpı 8
Buradan 48'i 4'e bölersek 12 olacaktır. AE uzunluğumuz. Yine alttaki soruda da arkadaşlar, şuralara A'ya A dersem, şuraya da B dersem, iç noktanın kuvvetinden dinle arkadaşlar. 12 çarpı A, B çarpı A, A'lar giderse B eşittir 12 olacaktır. Zaten bizden de onu istiyor. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Yine içerideki sin 2 uzunluk var. Burada çemberi tamamladığınızı düşünün arkadaşlar. Şöyle devam ettiğim zaman çemberin yarı çapı şuraya x dersen 5 artı x olduğu için şurası da 5 artı x'tir. Yine iç noktanın kuvveti. Bakın parça çarpı parça. 8 çarpı 3. 10 artı x çarpı x. 10 artı x çarpı x'tir arkadaşlar. Burada 24 eşittir. 10 artı x çarpı x. 2 çarpı 12 sağlar. X buradan 2'dir yani. Sonra OB'yi istiyor. OB dediğim şey yarıçap zaten. X 2 olduğuna göre cevap 7 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuzda yine iç noktanın kuvveti var. Ve bir önceki soruda olduğu gibi yine çemberi tamamladığımızı düşünürsek eğer. Şöyle devam ettiğim zaman yarıçap x artı 4 ya yukarıda. Burada da x artı 4 olacaktır. Ve yine iç noktanın kuvveti olursam x artı 2 çarpı x artı 4. X artı 2 çarpı x artı 4 eşittir. X çarpı x artı 8. X çarpı x artı 8. Açarsanız şu ifadeyi x kare artı 6 x artı 8 gelir. Şöyle açtığım zaman da x kare artı 8 x gelir. X kareleri birbirine götürürse 6 x diğer tarafa gitsin ama 2 x eşittir 8. Buradan x eşittir 4 kalacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Sonu bizden ne istiyor? DC'yi istiyor. DC uzunluğu dikkat edin. X artı 2, x artı 4. X 4'tü ya 6 artı 8'den 14 yapacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Ekran resmi için 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Temizliyorum sayfayı. Evet. İç noktanın kuvvetine dair şunlardan çözelim arkadaşlar. Yine üçüncü soru okuduğumuz zaman BC4 arkadaşlar PD 12 AP PB artı 2. Bakın AP PB'de 2 fazla demektir. AP PB'de 2 fazla. Yani şurası x'ken şurası x artı 2 demektir. Şimdi yine x noktanın kuvvetini kullanırsa 4 çarpı 12 x çarpı x artı 2. Burası 48. 48 ne yapar? 6 kere 8'e uyar. X burada 6'dır. Sonra AB'yi soruyor. AB uzunluğu 2 x artı 2. X 6 ya. 2 kere 6 12. 2 daha fazlası 14'tür diyebiliriz. Yine arkadaşlar kuvvet için bir defa tam çember olması lazım. Şunu yine tamamladığın zaman şöyle bu noktada şuraya x dersen yarı çap x artı 2 olduğu için şurası da x artı 2 olacaktır. İçerideki noktada kesişmelerin dolayı yine kuvvet atarsam 8 kere 6 parça çarpı parça 2 kere 2 x artı 2. İçeride kesiştiği zaman kuvvet parça çarpı parça parça çarpı parça. Dışarıda kestiği zaman parça çarpı tamamı parça çarpı tamamı. Şu 2 ile şu 8 gitse şurada 4 kalır. 24 eşittir 2x artı 2. 22 eşittir 2x. X eşittir 11'dir.
Çemberin yarıçapı x'ten 2 fazla. Dolayısıyla 13 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. 7 yazan soru. Şimdi bu kuvveti kullanmadan da çözebilirsin aslında ama kuvvet testi olduğu için öyle çözelim. Uzattığı zaman yapacak şurada da 5. Şunlar da x'e x olsun. Yine iç noktanın kuvveti x çarpı x 2 çarpı 8 16 x buradan 4'tür. AB'yi soruyor. 2x 8 olacaktır arkadaşlar. Son örnek 2'ye 4 AC girişinin uzunluğu en az kaç olur? Biraz daha matematik içeren bir soru. X'e y desek 2 kere 4 eşittir x kere y. Burada x çarpı y eşittir 8 matematik gibi düşünün. X artı y en az kaç olur diyor. Şimdi toplamın küçük olması için ne olması lazım arkadaşlar bir düşünün. Bunların birbirine yakın mı olması lazım, uzak mı olması lazım? Toplamın küçük olması için. En kısa giriş mantığı buna birbirine yakın olması lazım arkadaşlar. Mümkünse birbirine eşit olsun. O zaman 2 kök 2'ye 2 kök 2 dersek x artı y buradan en kısa 4 kök 2 olarak elimize geçer. Yine ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için yeni sayım sürecimiz başlamıştır. 5 4 3 2 1 0 diyorum arkadaşlar. Hemen yaptıklarımızı siliyorum. Evet, sonu temsali. Evet, karma testlerden biraz da çözelim arkadaşlar. Şöyle şu 4 soruya bakalım hemen mesela. Çemberin uzunlukta benim hep söylediğim bir şey vardı arkadaşlar. Evet gördüğüm zaman affetmedik ve içiz. Ben buradan dik gönderirsem şurada 4 olacak mıdır? Burası 4 ise, şurada 5 ise, dik üçgen olduğuna göre buraya ne kalacaktır? 3. Soru zaten bizden 10 istiyor. Yine altındaki soru. Teğet var mı? Var. Hemen şuradan gönderirsem, yarıçap 9 ya, burada 9. 9, 15 olduğuna göre şurası 12'dir. Zaten soru bizden kim istiyor? Ha pardon, şu 12'ymiş ya, dur. Şöyle yanlış okumuşum. Şuradan gönderdim. 9, şurada 12. Pisagor'da şurayı bulacağız arkadaşlar. 12'nin karesi 9'un karesi artı x'in karesi. 144 eşittir 81 artı x kare. 81'i bu tarafa atarsak arkadaşlar ne kadar? 63 eşittir x kare. X eşittir 9 kere 7 ya, 3 kök 7 olarak elimize geçer. Beşinci soru. Şimdi kesişme durumları falan var. Burada kuvvet var mı arkadaşlar? Mesela şuraya x dersem şurada x'tir. İç noktanın kuvvetini atarsam arkadaşlar 6 çarpı 2 parça çarpı parça 4 çarpı x parça çarpı parça. Doğru mudur? Buradan x 3. O zaman şura 3, şurada 3. Daha sonra dış noktanın kuvvetini atarsam neydi? Teğetin karesi parça çarpı tamamıydı. 3 çarpı tamamı ne yaptı arkadaşlar onu? 10 yaptı. Buradan teğetin karesi 30 olduğu için teğet uzunluğumuz kök 30'dur diyebiliriz. Soru zaten bize ama teğet uzunluğunu istemiş farkındaysanız. Altıncı soru. 4 var, 6 var. 3 tane de eşitlik var soruda verilen. BC uzunluğunu istiyor bizden arkadaşlar. Bakın ben şuraya siyah kalem alayım. A dersem şurada A, şurada A. Önce şu A noktasından kuvvet atarsam teğetin karesi parça çarpı tamam. A çarpı A artı 6. Beşinci soru tekrar tamam arkadaşlar. Şunu çözeyim ondan sonra. Beşinci soru tekrar anlatacağım. Şunu
tahta eskiliğini anlatayım. 4'ün karesi a çarpı a artı 6. Buradan 2 kere 8'e uyar. A 2'dir. Yani şurada 2, şurada 2 oldu. İsterseniz bunu renkli kalemle bir şey yapalım. Şurada da eşittir koyalım ve karıştıralım 2a gibi. A 2, A 2. Daha sonra arkadaşlar, şu noktadan kuvvet atarsam, yine teğet de teğetin karesi parça çarpı tamamı 2 kere 4. Buradan teğetin karesi 8, teğet eşittir 2 kök 2. Yani BC uzunluğu 2 kök 2. Şu 5'in sonu tekrar yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu zaman anlamayanlar olmuş. Şöyle önce bir sileyim. Tamam mı? Biraz daha büyüteyim. Şöyle ha, iyice büyüsün. Beşinci sorumuz. Tahtayı temizleyelim önce. Çünkü yazılar yeri değişti şekli yeniden büyüttüğü zaman. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya A dersen, şurada A. İç noktanın kuvveti önce. 6 kere 2 eşittir. A kere 4, parça çarpı parça. Buradan A eşittir 3. Yani şurada 3, şurada 3. Sonra dış noktanın kuvveti. Şuraya T dersen, T'nin karesi, yani dış noktada parça çarpı tamamı, parça çarpı tamamıydı. T de böyle oldu. Parça çarpı tamamı. Yani 3 çarpı tamam. 3 çarpı tamam ne yaptı? 10. Teğetin karesi 30 olduğu için teğet eşittir kök 30 olacaktır dedik. Şimdimiz. Hemen sonraki sorularımıza geçiyorum arkadaşlar. Mecbur şöyle ikili ikili almak zorunda kaldım. Çünkü şöyle 4 soruya düşündüğü zaman şekil biraz küçülüyor gibi oluyor. Şöyle kalsın, hadi bakalım. Şu 3 numaralı soru arkadaşlar. Bakın teğet görmüşüm yine. Hemen merkezden çizdim. Şuna R. Ve burada R. Ve bizim elinde şurada bir dik üçgen olur. Bir sefer atarsak buluruz. Nasıl bir dikdörtgen bakın tekrar şöyle görün. Şurası R, şurası 12, şurası R artı 6. Özel üçgen düşünün 12 olan. 5, 12, 13 olmuyor. 9, 12, 15 olmuyor. Sağlıyor. Yarıçap 9. Soru OC'yi istemiş. Şuraya. Yarıçap 9 ya. Burası 15'tir deriz. 4 numaralı soru arkadaşlar. Önce yine bakın şuraya X dersen. Arkadaşlar, iç noktanın kuvveti zaten desem 1 çarpı yok. Önce dıştaki kuvvetle geleceğim sefer. Teğetin karesi, yani altının karesi, bakın parça çarpı tamamı. Yani 7 artı 8. 36'yı 4'e böl, 9 eşittir 7 artı x. X burada 2. Şurayı biz 2 bulduk. Şimdi x noktanın kuvveti. Şuradan dolayı böyle. 3 kere 2 yani parça çarpı parça 1 kere y olsun şurası da. Buradan da y zaten 6 gelir. Soruda bizden pk'yı yani y'yi istemişti zaten. Evet yine hem kuvvetten de başka türlü çözebileceğimiz bir soru. İki yolu arka arkaya göstereyim isterseniz arkadaşlar. Kuvvetle çözecek olursam, bura R, bura da R, uzattım R. Ne diyorum kuvvetine? Parça çarpı tamamı, 5 çarpı 5 artı eşittir, 3 çarpı 3 artı 2 R. Açalım, 25 artı 5 R, 9 artı 6 R. 5 R diğer tarafa, 23 tarafa R eşittir, 16 deriz arkadaşlar. Altındaki soru yine
şuradan kuvvet atsam, bakın şunları x'e x dersen parça çarpı tamamı x çarpı 2x parça çarpı tamamı 2 çarpı 10. Burada x eşittir kök 10, x kare 10 geldiği için. Çemberin çapı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi biz şunları kök 10 kök 10 bulduk, sorun yok. Yazalım yerlerine. Şurası kök 10, şurası kök 10. Çünkü türü yazı olduğu içe geçiyor. Burada kök 10. Şimdi arkadaşlar, bu büyük bir üçgene dikkat ederseniz, şurası 2 kök 10, şurası 10. Ben şuraya yazdım arkadaşlar, h diyelim buna. Pisagor atarsam 100 bunun karesi, eksi bunun karesi 20, 80 kaldı. Pardon, bunun karesi 40, 60 kaldı. 2 kök 15. Şurası da arkadaşlar 2 kök 15'miş. Tamam mı? Okumuyorum. Kök 15. Soru bizden ne istedi? Çapı istiyor şurası. Şuradan bir sefer atarsam kök 10'un karesi 10. 2 kök 15'in karesi 60. Kök 70 yapacaktır. Çemberimizin yarı çapı arkadaşlar. Ekran resmi için 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Sayfayı temizleyip bir sonraki sayfaya kaydırıyorum. Sekizinci soru bir daha. Tamam, onu biraz daha büyüteyim o zaman. Şöyle iyice büyütelim o soruyu. Sadece o 8. soruya gelelim. Tamam. Şimdi öncelikle şura A ise şurada A. Dış noktanın kuvveti bakın parça çarpı tamamı A çarpı 2A parça çarpı tamamı eşittir 2 çarpı 10. Şundan gitti A kare 10'dan A buradan kök 10. Yani şurası kök 10, şurası kök 10. Daha sonra bu ABC üçgenini ayrıca düşünüyorum bakın şöyle bakın zaten ABC üçgeni. Şurası 2 kök 10, şurası 10. Ben şuraya bulacağım H. Buradan bu sefer bakarsam 10'un karesi 100. 2 kök 10'un karesi 40 çıkardın 60. Kök 60'da 2 kök 15. Yani şurası 2 kök 15. Soru bize çapı istiyor. Çapı gören çevrenci 90'dır ya, bu 90'ın gördüğü yer çap olması lazım. Şuradan bu sefer atıyorum. Kök 10'un karesi 10. 2 kök 15'in karesi 60, topladın 70. Kök 70 olacaktır. Aradığımız bu. Uzun arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Evet, dersimiz bitmek üzere. Haftaya dersimiz arkadaşlar dairede alana geçeceğiz. Çember durumunda ilgili sizlerin bolca soru çözmesini tavsiye ediyorum. Bugün hemen hemen her tarzı temel kavramlar, kuvvetler, karma tarzı sorular çözmeye çalıştık. Daha iyi devam edeceğiz. Sonra da onunla ilgili sorular çözümü yapacağız inşallah. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Akşam 7.30'da biliyorsunuz bir canlı yayınımız olacak Murat'la. İzlemek isterseniz ayrıca bekleriz. Güzel bir şey, bir şeyler olacak. Tamam mı? Evden çıkmayın, kendinize dikkat edin. Büyüklerinize dikkat edin. Sağlıkla kalın arkadaşlar.